Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması patatesli gül böreği tarifini paylaşacağım. Tarif için malzemelerimiz şu şekilde. Önce hamurunu yoğuruyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağından birazcık fazla süt, su ve yağ, 1,5 çay kaşığı da tuz. Bunları karıştırıyorum güzelce ve 3,5-4 su bardağına yakın un ilave ederek özlü, güzel bir hamur haline getireceğim. Hamurumuzun çok yumuşak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Çok yumuşak olunca çünkü oklava ile açılacağından birazcık zorlanıyor. Yumuşak hamur açılmıyor oklava ile. Miktar size yetersiz gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Hamurunda yumurta yok arkadaşlar. Yumurta alerjisi olanlar için alternatif güzel bir tarif. Yüzeyine de yumurta sürmek zorunda değilsiniz. Sadece yoğurt sürüyorum ben, sıvı yağla karıştırıp. Hiçbir şey sürmeyenler de var. Sadece yağ sürenler de var. Karar, tercih sizin. Yumurtayla da çok güzel oluyor, denedim. Ama alternatif olarak yumurtasız da yapabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabının içinde özlü bir hal alana kadar yoğuruyorum. Ardından daha rahat yoğurabilmek için şöyle mutfak tezgahını alıyorum. Bu şekilde pürüzsüz bir hamur olana dek unlayarak yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurumu 5 eşit parçaya bölüp bezeleyeceğim. Evet, hamurlarımı hazırladım. Bir kenarda onlar dinlenirken ben iç malzemesini hazırlayayım. Bir tane soğanı yemeklik olarak doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağla kavurdum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Ve burada haşlanmış patateslerim var. Haşlanmış patateslerimi patates eziciyle eziyorum. Rendeleyebilirsiniz de soğuduktan sonra. Rendeleyince de çok güzel oluyor kıvamı. Evet, soğanla içimle patatesi karıştırıyorum. Tuzunu, karabiberini ve toz kırmızı biberini ilave ediyorum. Biraz acı severseniz pul biber de ilave edebilirsiniz bu aşamada. Yiyebilecek hani çocuklar vesaire yoksa. Çok yakışıyor çünkü baharatlı, acılı çok güzel oluyor bu böreğe. Şimdi merdane ile büyüttüğüm bezemi oklava ile açmaya başlıyorum. Ben bundan önce bir tane açmıştım. Bakın arkada tepside böreklerim görünüyor. Evet, şimdi hamurumu oklava ile açıyorum. Özlü, güzel bir hamur olduğundan açması da çok kolay oluyor arkadaşlar. Biraz daha unluyorum ve açmaya devam ediyorum. Yeteri kadar büyüdükten sonra bıçak ya da ruletle bu şekilde ortadan dörde bölüyorum. İkiye, sonra tekrar ikiye bölüp dört eşit parça elde ediyorum. Bakın incecik açıldım. Hamurumu incecik açtığımdan maya ya da kabartma tozuna ihtiyaç kalmıyor arkadaşlar. Gayet güzel çıtır çıtır pişiyor. Yağladığım her bir dört parçanın geniş kenarına patatesi içten koyuyorum. Rulo yapıyorum ve kendi etrafında çevirerek gül şekli veriyorum. Bu şekilde. Bu işlemi kalan tüm bezelerime yapıp bütün tepsimi börekle dolduruyorum. Bu böreğin özelliği arkadaşlar, buzlukta da muhafaza edilebiliyor olması.
Ben bu tepsimi bu şekilde buzluğa koyup böreklerimi donduruyorum şimdi. Direkt de fırına atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Ramazan'da misafirim vardı. Misafirim için tepsiye dizdim böreklerimi. Şu an böreklerim buzlu. Üzerlerine 2 yemek kaşığı yoğurdun içine biraz sıvı yağ ekliyorum. Çırpıyorum. Ve üzerine sürüyorum. Fırınımı bu aşamada 180 dereceden biraz fazlaya ayarladım. 190-200 arasını ayarladım. Böreklerimi attım. Ve benim için çok büyük bir kolaylık oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.